Efendim, herkese iyi akşamlar. Edo ve Zazo yine bu kez bir Fenerbahçe maçından sonra değil ama Fenerbahçe maçından sonraki kimyamızın bozukluğundan dolayı yeniden mikrofon karşısındayız. Saatler burada 00:33. Öyle bir bu test yapmamızın ana nedeni bizim maçlardan sonraki içimizi dökmemizdi. Döktük dün, hala kalmış. Bende de kalmış. Duvarının önünde Chicago'daki Zazo'da da anladığım kadarıyla kalmış. Dayanamadık. Dedik ki bir yarım saat bir konuşalım. Biraz daha sistemden atalım. Zazo nasılsın dünden beri öncelikle? Ondan sonra bugünkü gelişmelerle beraber dün yayından sonra da fark ettiklerimizi birazcık konuşalım. İnsanların tavırlarını konuşalım. Çıldıralım. Küfretmeden inşallah bu yayında tamamlayabilirim. Buyurun. Evet, dünü bitiremedik küfretmeden çünkü. Yani maçtan hemen sonraydı. Hani gazı gazınaydı dünkü. Yani bütün yayınlarımız genelde hemen maçtan sonra yapıyoruz ya. Yani bir gün geçtikten sonra daha da kötü bence. Yani benim olaya bakışım daha da kötü. Ben dediğim gibi burada özellikle Liverpool grubundaki insanlarla filan insan şaşırıyor. Yani ben burada eşim ki yani futbol oynamış filan bir eşim var. Sürekli beraber futbol seyrediyoruz filan. Yani bu futbol değil, şaka mandık olduğu için. Ya ben onu hatta özeti seyrettik akşam. Ben buna da şaşırdım bu arada. Burada buradan ya da seyrediyorsunuz mesela YouTube'a gidip bir Bein Sports var. Bir de Bein Sports'un hani İngilizce olanı var. Yani Bein Sports'un İngilizce olanı seyredersen öyle bir maç. Yani ne hiçbir şey göstermediler. Hatta ya ne bu pislik sahada? Kimse süpürmemiş bu sahaya diyebileceğim bir şey. Çünkü şişeleri atıldığını göstermediler. Kavgayı göstermediler. Ama şunu gördük. Ben onu maçta dikkat etmemiştim doğrusu. Yani o faul pozisyonu. Herifler hala golden önce faul var mı falan diye konuşurlarken o bizim yediğimiz goldeki faul pozisyondan önce cezanın ortasında alev alev yanan şey var. Hatta bizim İsmail sanıyorum oynamayı bırakıp onu dışarı atıyor. O sırada faul oluyor öbür tarafta. Oradan da gol geliyor. O maç o anda nasıl oynanıyor? Bu maç nasıl bitildi? Onları geçtim. Akşam ben burada özellikle gece yarısı böyle bir YouTube'un kara deliğine dalıyor oluyorum. Birdenbire o bir bakıyorsun 3 saat boyunca salak salak YouTube seyretmişsin. Ama işimiz yok, gücümüz yok. Akşam akşam onlara bakarken insan daha da deliriyor. Yani olan tepkiye ve yapılan yorumları gördükçe insan daha da deliriyor ve yani diyor ki bu memlekete, bu millete bu biraz müstehak. Maalesef. Maalesef yani doğru yani sen İngilizce versiyonunda dedin abi ama İngilizce versiyonu değil Türkçe versiyonunda da Bein Connect'in maçın özeti normal bir maç özeti yani mahsuzcuktan bakarsan evet yani Fenerbahçe 2-0'dan 2-2 olmuş sonra da 3-2 olmuş vesaire filan falan. Şimdi bugünkü şeye geleceğiz yani bugünkü gelişmeye geleceğiz ama dün biz bir şey söyledik. Ve söylediğimiz şey de aşağı yukarı o kadar şeye rağmen ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Ve birçok insan da bunu dile getirmiş benim gördüğüm kadarıyla. Hani aklı başında olan Galatasaraylılar da dahil. Ya bu maç nasıl devam etti arkadaşım? Yani nasıl olur da bu karşılaşma tatil edilmez? Peki bunun oranı nedir? Sana onu sorayım. Sen ne? Şimdi mesela orada değişik insanlarla konuşuyorsun. Burada internete baktığın zaman maalesef sosyal medya insanlığın en kötüsünün olduğu bir yer. Dolayısıyla ben Twitter'a gittiğim zaman yani vah halimize diyorum. Senin orada konuştuğun insan oran nedir? Yani mantıklı. Fenerbahçelilerin aşağı yukarı hepsi böyle düşünüyor. Yani. Ben spor şeylerini de seyrettim. Spordan gelen veya bu işten anlayan herkes. Metin Tekin'i izletmişsindir büyük ihtimalle. Evet. Fırtına. Metin Tekin değil mi? Metin Tekin. Doğru. Evet. İşte Mehmet Demirkol vesaire filan falan. Hani aklı başında yorumcuları dinlediğim zaman da aynı şeyi duydum. Önder Özen vesaire. Hani bunlar Fenerbahçeli olmadığı için söylüyorum özellikle. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim buramıza geldi Fenerbahçeliler olarak bak yaşıtlarım ve aynı eğitim düzeyindeki insanlar Fenerbahçeliler olarak ayrı bir grup kurmak zorunda kaldık. Çünkü Fenerbahçeli olmayan arkadaşlarımız hala
İşte bize de şunu yaptılar, onu da böyle yaptılar. Bakalım böyle mi olacak? Bakalım şöyle mi olacak? İşte siz ağlıyorsunuz, siz böyle yapıyorsunuz. Yok ikincilik yarışıydı bilmem ne. Bu insanların bir kısmı futbol yöneticisi bak yurt dışında. Bir de üstüne üstlük. Yani böyle bir beyinsizliği nasıl böyle bir şeyin içine giriliyor mu? Sokağa çıkarsan evet Galatasaraylısı bilmem nesi. Bugün Galatasaray tarafında aman işte bu çekilmelerinizden bıktık artık çekilin bilmem ne falan gibi bir takım yayınlar vesaire. Hani Ali Koç'un şeydeki Fener TV'deki şeyinden sonra. Bunun bir şekilde artık hakikaten bir yere koyuluyor olması lazım. Ben hani biz mümkün olduk hatta ben sana sordum değil mi dün? Osterwolde'nin yaptığı hareket faul mü sence diye. Evet. Değil mi? Bizim golden önceki yani evet attığımız golden önceki 3. golden sonraki bence faul. Ama bence o faul. Kadar büyük bir karaktersizlik var ki hakem açısından. Şeyi de konuştuk. Yani bu hakemin bu maçta olması yanlış mıdır? Yani psikolojisi bozuldu diyorlar. Ben de diyorum ki tam tersi. O hakem bir şeyin, bir olayın nereye doğru gidebileceğini birinci elden tecrübe etti. Dolayısıyla en iyi onun biliyor olması lazım. Bir başka şey senin sorduğun ve sahanın içinde özel güvenlik tarafı. Şimdi herkes diyor ki polis neredeydi? Yani sahanın dışında da polis yoktu. Ve Trabzon-Fenerbahçe maçı öncesi böyle bir gerginliğin olduğunu Türkiye'de yaşayan futbolla ilgili ilgisiz herkes bilirken, emniyetin bunu mutlaka biliyor olması gerekirken neredeydi polis? Abi o sahanın... Yani polis saftorik de olsa evet. Dese ki olmayacak. İlk yarıyı seyrederken yok mudur emniyet müdürü? Büyük ihtimalle maçı seyrediyorlardır değil mi? Ulan bu iş fena olacak galiba. Kaç adam var orada Hikmet? Evet, o yetmez yani. Bin tane daha gönderelim demez mi? Evet yani burada şöyle bir şey var. Şimdi bunu söylemedi. Hatta daha ileriye giden de oldu. Ben ki buna da katılıyorum. Ya Fenerbahçe, Trabzon Fenerbahçe gerçekten de bu ligin ki başkanları her iki başkan da Ali Koç da Ertuğrul Başkan da ikisi de maçtan önce özellikle değil mi o 2,5 saatlik basın evet. Toplantısının bir 3-5 dakikasını buna ayırdı. Bizim Trabzonspor'la hiçbir şeyimiz olmadığı gibi futbol açısından bakıldığı zaman birçok konuda başkanla aynı görüşteyim dedi. Bugün yine yani bir gün önce yani şeyde Trabzon'dalar oğlumu dedi emanet ettim şehri gezdirdiler vesaire. Yani bizim aramızda bir şey yok. Değil mi? Fırsat bu fırsat. Bu ekşi niye nasıl ve nasıl orada olduğunu aslında hepimizin bildiği ama hiç kimse nasıl oluyor da hala gitmiyor diyor. Allah Allah acaba nasıl oluyor? Yani böyle hani onu da söyleyemiyorlar ya onu söyleyemeden Allah adam çok yüzsüz. Adam yüzsüz değil adam korkak. Ben sana söyleyeyim bence gidemiyor. Bu adamın telefonunda Baylok çıkmış bir herif bu. Sen şimdi bu oradaki konuya çok hakim değilsin ama bu FETÖ'cülerin Baylok çıktığı için telefonunda hala hapishanede yatan veya şu anda vatandaşlıkta bilmem ne de çok ciddi zorluk çeken insanlar var. Bu herif federasyon başkanı. Hadi bu böyle ve gidemiyor. Dediler ki mesela federasyon başkanının da maçta olması lazım değil miydi? Değil mi? Önemli bir maç. Nasıl yani. UEFA başkanı bizim Belçika takımıyla oynadığımız Union maçında tribündeydi Ali Koç'la beraberdi bilmem ne vesaire falan. Bu nasıl olabilir diyorlar. Ben bunun yani bence bugünkü Ali Koç'un açıklamalarından da herhalde şey yapıyoruz. Özellikle yapıldığını düşünüyorum galiba. İşte bak mesela Can abim geldi ve evet yani kongrede şahane bir karar vereceğiz diyor. Şimdi isterseniz Zazo orayı konuşalım hakikaten. Bugün Ali Koç açıkça şunu söylüyor. Ve görüntülerden de anlaşılıyor ki bazı şeylere hak vermemek elde değil. Ama biz Fenerbahçeli olduğumuz için ve orada bir linç girişimi olduğu için yani Batshuayi'nin uçarak herife tekme atmasını ben büyük bir keyifle izledim. Ama tabii ki bir ceza gerektiriyor olabilir. Veya Osayi'nin herifi yere yatırıp da vurduğu bilmem ne falan. Şimdi ama niye bir dakika şimdi onu dedin ama yani onu ben en çok duyduğum
ve en çok sinirlendiğim. Ya bu arada bu Beyaz TV nasıl bir şeydir ya Rabbi? Yani niye Beyaz TV seyrediyorsun? Sen nasıl bir şeysin diye de sorabilirim sana ya. Ya abi ne bileyim YouTube'dan birine bakarken ondan sonra o çıktı devam etmişim. Bayılmışım. Ondan sonra zaten ayılana kadar şey oldu. Furkan'ın dediği de başka. Trabzon'un yaptığı paylaşımlar filan. Ama şimdi geri dönelim. Daha bugüne gelmeden Trabzon'un. Ben yani mesela ne bileyim o Beyaz TV'deki Sinan filan gibi adamlarım. Ben başka adamlar da gördüm. Yani birçok dediğim gibi YouTube'a dalınca oradan oraya bir program gidiyorsun. Eski futbolcuların yani bunu gören adam ben işte yani Türkiye'deki futbolun sorunu bu. Her şeyi normalize etmeyimiz yetmiyormuş gibi. Yani bu herifler hayvan, onu hayvanlığını bile bile davranmak lazım diyorlar. Sinan diyor ki biz zamanında o stattan polis arabasıyla kaçmak zorunda kaldık. İyi halt ettin değil mi? İyi bir şey mi ulan? Yani hala onu yani söylemesine imkan mı var? Onu ben bunu anlamıyorum. Yani onu normalize yapıp ona göre davranmak gerekiyor diyor herif. Öyle şey olur mu abi? Yani bu böyle bir kafa olabilir mi? Bu o, kaç sene olmuş Denizli'den ondan sonra sulu maçtan hala bir bok değişmemesi gibi. Evet. O zaman yani şey Trabzon diyor ki burada kazanırsanız gözümüze gözükmeyin yoksa kazanırsanız bir de sevinirseniz dayak atacağız mı diyecek. Evet. Ve şimdi herifin attığı tekmeye falan dönersen ben ne bekleniyor oyuncudan? Yani doğru. Sahanın ortasında herifin sevinmesi normal ve ben sahanın ortasında bak bu herifler yani evet o var. Yani herifler mesela bir de şu abi mesela Osayi, Tadic bilmem ne filan. Bu adamlar inanılmaz atmosferlerde maç yapmış adamlar. Su da atılmıştır, başka bir şey de atılmıştır. Ana avrat da sövülmüştür. Ama büyük ihtimalle bu herif diyor ki maç bittikten sonra en azından bu iş de bitti. Bu deplasmandan da 3 puanlı çıktık. Herifin hayatında aklına gelmez sahaya yüzlerce adamın dalıp korner bayraklarıyla filan saldırması. Üzerine saldırıya gelen adam varken o sahinin ne yapması lazım? Yere oturup böyle hani fetal pozisyona girip kimse vurmasın diye öyle saklanacak mı? Kudum mu öldürdü? Zaten o sahi oradaki eli başında adamı tek başına dövülecek hayvan gibi. Evet yani bir de şimdi böyle bir durum da var. Yani o kadar beyinsizler ki bu arada. Yani bak ya oradaki tek şimdi oradan yukarıdan böyle ufak gözüküyor ya bu adamlar. Veya işte ya koşamıyor musun, vuramıyor musun filan. Kardeşim bu adamlar robot gibi adamlar. Herif haftada 3 tane maç yapıyor. 4 tane antrenman yapıyor. Baba karnını sıksa, seni vursa sırf karnının gücüyle seni yere yapıştırabilecek adamlar bunlar. Dolayısıyla yani bunun gerçekten bir... beyinsizliği. Evet onu verirsen yapar. Şimdi burada mesela Beşiktaş'taki Souza'yla şey yapıyor. Değil mi? Karşılaştırıyorlar. Orada bir kişi vardı. Herifi tuttu. Bence Souza'ya verilen şey de ceza da bence haksız. Ya burada yüzlerce adam geliyor. Burada bir linç girişimi var. Evet. Bu arada Furkan büyük ihtimalle Trabzon'un paylaşımını bu yayında niye gösteriyoruz? Onu bilmiyorum. Bir dakika şimdi. O hangi ben büyük ihtimalle şeyi diyor. Ben işte bu yüzsüzlüğü anlamıyorum. Furkan Bey Trabzonlu mu bilmiyorum. Trabzonlu 61 olduğu için tahmin ediyorum. Ayna alın, aynaya bakın. Trabzonspor'un paylaşımı ben onu anlamıyorum. Uğurcan taraftarına teşekkür ediyor. Evet. Niyesine teşekkür ediyor onu anlamakla göç. Yüzsüzlüğün, Trabzon'un paylaşımı terbiyesizliğin alası. Değil mi? Yani işte hakemi bunu hakkımızı arayacağız bilmem ne. Abi hangi adam o maça bakıyor da pozisyon bu maç konuşuyor. Maçta pozisyon 60. dakikada pozisyonu seçmenize gerek yok. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde o maç 60. dakikada zaten gitmezdi. O evet. Dolayısıyla o saçmalığı, o cehaleti ben anlamıyorum. Furkan Bey anlıyor mu onu bilmiyorum. Ben bu başka bir şey söyleyeyim mi? Tarafsızla alakası yok. İlkellikle alakası var. Evet, bu ilkellik bu. Yani ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Abdullah Avcı açıklama yapıyor. Ya bu kadar büyük terbiyesizlik olur mu ya? 2-0 diyor. Biz diyor maçı 2-2'ye getirdik taraftarlarımızın desteğiyle diyor. Ya ne desteği babacığım, su attınız sahaya. Yani kendi oyuncusunu attı herifler atak yaparken. Ha, böyle şey olur mu ya? Yani ne desteği ya? Bu taraftar desteği falan değil. Sen bana bu taraftar desteği dersen Kadıköy'e gelip boğarlar seni. Bu daha da ötesine gider. Anladın mı? Yani Fenerbahçeli taraftar da başka bir ülkenin insanı değil ki.
aynı yer. Biz dün akşam konuştuk bunu değil mi? Daha önceden de konuştuğumuz için de alnımız açık. Sevilla maçında o aşağıya çakmak atan herif de o Trabzonlu'nun beyinsizliğinde. Evet. Öyle elendik. Yani tam momentumu alıp da ortalar mortalar gelip 1-0 galip geldi. Yani Sevilla'yı geçen sene yenen tek takım biziz. Bak yani evet. Yenen, biz takımla, hocayla, futbolcusunu ıslıklayarak uğraştığı için Fenerbahçe taraftarına da bunu söyledik ama aynı ülkenin insanı işte. Aynı beyinsizlik. Ve o beyinsizliğe kimse de diyemiyor ya maçı mahvettiniz ya. Maçı mahvettiniz diyemiyor yani. Ve hala o taraftarının bilmem nesinden işte tarafsız olarak ne tarafsız ya? Bu maçın ben şöyle söyleyeyim. O faul mü? Mesela madem pozisyon konuşacağız. Herif yerden meşale kaldırıyor. Heh. Tamam mı? O mu? Bu tarafsızlık mı? Bu seyircinin hakkı mı? Adam arkasından her an bir şey gelecek hissiyle bir kaleci nasıl odaklanabilir? Hiç mi top oynamadınız ya? Yani bak mahallede top oynayan bile bunu bilir yani. Sen arkadan bilmem ne vesaire filan birisinin bir şey atacağını düşünüyorsan mahallede bile dönüp arkana bakarsın ne oluyor filan diye. Bu herifler profesyonel adamlar yani. O zaman bakın. Ya bir şey aklıma geldi, hatırlar mısın bir seferinde sahada şey yaparken maç yaparken. Elfer gelmişti. Birilerini atmış mıydık ne sokaktan sopalarla sokaktan adam gelmişti biz gençken küçükken. Şey Semiha Şahin'in arkasında Göztepe. Yani onu hala maç yapmamıza devam ettiğimiz gibi bir şey bu yani sopalı adamlar üzerimize doğru gelirken. Bak sevgili Furkan diyor ki ben doğru bulmuyorum. Bak doğru bulmuyorsanız eğer bak ben şuna inanıyorum. Bugün birkaç tane aklı selim insan da bunu söyledi. Yani orada bunu atanlara karşı Trabzon seyircisinin arasında tepki veren de vardır vesaire. Ama kulüp başta sizin ne hocanıza ne Uğurcan'a bu açıklamayı yaptırtmamanız lazım. Eğer doğru bulmuyorsanız kendi taraftarınıza, kendi şeyinize dönüp hayır biz bunu hak ettik, kapatın bu sahayı demeniz lazım. Evet. O hisleri ben Trabzon tribünde görmek istemiyorum demeniz lazım. Bu herkes kendi evini temizleyecek. Ya bunun başka hiçbir açıklaması yok. Ama ondan sonra bizim de hakkımız yendi. Ne hakkınız yendi kardeşim ya? Birinci yarı futbol oynanırken o sahada kaleye gelemediniz. Yani ezdi Fenerbahçe ve evet. Yani herkesin futbol bilen birazcık futbol bilen herkesin şeyi ya bitmiş. Şahmat bitti. O maç bitmişti. Anca 4'e 5 gider. O kadar. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bizim işte geçen sene Galatasaray'a yenildiğimiz iki maç da öyleydi. Hani 100 saat oynasak yenemeyeceğiz herifleri. Bunun bir şey yok. Bu futbol bu. Yani kazanabilirsin, kazanamazsın. Ama Can abinin söylediği gibi şeyde de bence de tam da bu. Bence de bunu konuşalım. Şimdi benim Ali Koç'un şeyinden anladığım da tam Can abinin söylediği şey. Yani diyor ki buradan işte yok bilmem ne vurdu, öbürü şey yaptı, işte yok tahrik edildi bilmem ne diye bunu bize döndürürlerse diyor. Değil mi? Ben onu öyle anladım Ali Koç'un konuşmasından da bugün. Aynı Suudi Arabistan'daki maçın bütün sorumluluğunun Ali Koç başkana ve Fenerbahçe kulübüne yazılmış olması gibi. Ki helal olsun öyleyse o başka tabii. Ve kılımıza dokunursanız biz bu ligden çekiliyoruz diyor. Ki Can abi de aslında aynı şeyi söylüyor. Peki. Bir, çekilir mi? İki, çekilmeli mi? Şimdi çekilir mi? Ayrı bir soru. Bak mesela Can abi ve şu andaki diyor ki mesela 2 Nisan'da burayı bitirelim dedi. Değil mi? 9 Nisan'a falan bırakmayın dedi. 2 Nisan'da gelelim oraya dedi. Bu galeyanla ben sana şöyle söyleyeyim. Bence Can abi gibi aklı başındaki kongre üyeleri çekilelim mi diye şey yaptığı zaman çekilin anasını satayım diyecek. Çekilir mi sorusunun bence cevabı evet çekilir. Bu gazla gidip orada hani şey olmazsa. Sen ne diyorsun? Ne dersin? Çekilir mi? Önce i̇şte çekilir. Şu andaki gazla o yüzden 2 Nisan olması bence çok şey değiştiriyor. Şimdi bu mesela yarın olsaydı değil mi? Bambaşka bir durum olurdu. Ama evet. Şimdi bence yani Fenerbahçe'nin dediği 2 haftanız var bizim aklımızı değiştirmemiz için. Evet. Gibi aldım ben onu. Evet. Ve yani biraz da akıllıca, biraz da politik. Ama yani Furkan Bey'in dediği gibi ben çekilsin istiyor muyum? Hayır. Ama aynı zamanda bir şey de yapılması lazım. Ve hakikaten evet. Gelip de sonra bu Fenerbahçe oyuncuları ceza falan verilip ondan sonra 10 tane salağı yakaladık. Onları da işte ne yapacağız birkaç kere eline vururuz, evine göndeririz diyeceklerse.
Yani bu Samet Bey'in dediği de doğru. Bu sadece oradaki iki tane aa çok işte azmış bu herifin falan yaptığı bir iş değil. Bu adamlar bu maça nasıl öyle girdiler? Herif bütün maçı niye maskeyle? Yani ben Halloween mi var orada? Yani ne oluyor? Niye herif maskeyle maç veriyor? Ya ben mesela maskeli diye anlatıyorum mesela hiç izlemeyenlere. Ondan sonra şunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Ya diyorum ki bak kar maskesi falan değil. Hava soğuktu bilmem bir bereyle bereye kestim. Öyle değil. Yani Casa de Papel falan. Yani değil mi? Veya V for Vendetta falan. Ya baba abin hayırdır ne maskesi o? Hani bak futbolcuların... Ahmet abi niye maske takıyorsun ya? Demiyor mu? Ahmet abi sen misin? Veya değil mi? Yani bu nedir yani? Bak o kadar tarihi var diyor ya Furkan. Ben diyorum ki şimdi çekilmeli miye geçeyim? Yani çekilir mi? Evet ben de istemem. Tabii ki istemeyiz. Evet. Ama çekilebilir mi? Çekilmeli mi? Bence çekilmeli. İşte sırf bu çekilemez dedikleri için çekilmeli. Evet çekilmeli. Çünkü bir daha artık çekilip biz bir kere çekildik sağdan. Değil mi? Yine Trabzon maçı değil miydi o? Lütfen hatırlatın bana. Kupa. Hatırlıyor musun? Trabzon'u galiba evet. Evet çektik takımı sağdan. Hükmen yenik ayrıldık. Orada o kadar olay vardı. Bir şeyler atılıyordu falan. Biz suçlu çıktık. Sağdan çekildiğimiz için hükmen yenik şey yaptık ve benim hatırladığım kadarıyla bir sene kupaya katılamadık. Ertesi sene Türkiye Kupası'na katılamadık. Yanlış hatırlıyorsam ne olur düzeltin. Şimdi çekilmeli mi? Onun için çekilmeli. Artık bundan sonra bunun blöfü olmaz Zazu. Bu artık buraya geldikten sonra bunun blöfü olmaz. Peki bu önümüzdeki iki haftada ne olursa sence o değişir? Ben çünkü o yüzden yani bunu bir ultimatum olarak görüyorum. Yani iki haftanız var. İki haftada ne yapacağınıza bakacağız. Ona göre kararımızı vereceğiz. Ona göre bu insanlar 2 Nisan'da gidip ona göre karar verecekler. Ne mesela ne bileyim Can abi ve orada gidip kongrede oy kullanacak insanların ne görmesi lazım ki peki deyip aklarını değiştirsinler. Şimdi bak Furkan diyor ki bir sürü sebebi var. Yayıncı kuruluş, para gelir, işte izlenme vesaire filan. Fenerbahçe sayesinde ayakta duruyor bu lig. Fenerbahçe'yi evet lig aslında ben evet ligin eteği tutuşur Fenerbahçe giderse Fenerbahçe'nin değil. Bu Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan ya bu bütün internet YouTube yayını yapan herkese sorun. Fenerbahçe'nin kazandığı, çok büyük zaferler yaptığı veya yenildiği maçlardan sonraki reytingler artıyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın o kadar fazla etkilemiyor. Eskiden bizim bu o zaman YouTube falan yoktu. Gazete vardı. Gazete ne günlerde abi. yani gazetenin tirajı Fenerbahçe maçından sonra artar veya azalır. Evet. Böyle Fenerbahçe şey yapar. Bizim mağazamız iş yapıyor. Galatasaray'la Beşiktaş'ın, Trabzon'un hepsini topladığın kadar çok büyük ihtimalle. O yüzden hiçbir şey yok. Onu diyeyim. Ama Can abinin söylediği de doğru. İlk kez biz burada ciddiyiz dediği ve senin söylediğin gibi ya iki haftanız var abi. Ama bu iki haftada gazımız gerçekten alınır mı? Can abi bizimki alınmaz diyor. Ne olursa olur ben bilmiyorum. Yani bir, hiçbir ceza almıyor olmamız lazım. Birincisi o. Hiçbir ceza almıyor olmamız lazım. Valla ikincisi de bana şöyle şey yapayım. Şöyle söyleyeyim. Ben bu saatten sonra hani o şeyi tamamıyla görmeden Fenerbahçeli hiç kimsenin artık neyse ki uyandık. Kaç senedir Ali Koç da bilmem ne, Aziz Yıldırım mı bilmem ne, bu hocadan iş yok, bu bilmem neden bir şey yok diye her sene ya işte bu yönetim beceriksiz şeyini kapatmaya çalışıyor dedi. Biz kaç tane böyle maç gördük? Trabzon'daki daha önceki maçı hatırlayın. Adana'da kırmızı kart gördüğü falan. Değil mi? Yani bu yeni bu sene olan bir şey değil. Dolayısıyla bir şey de birikiyor. Şimdi anladı taraftar. Şimdi anladı. Bir şeyin artık beraber olalım. Şimdi bunu bak taraftar yıllardır söylüyor. Şimdi bak mesela Facebook'taki grupların birçoğunda yayındayız. Oradaki gruplarda ben kaç defa okudum. Her rezil maçtan sonra çekilsin. Ben hiçbir zaman yani bir penaltı verilmedi diye çekilmek başka. Sahada insanlara saldırıldığı zaman çekilmek başka. Ben o zamanlar ya öyle şey olur mu? Penaltı verilmedi diye nasıl çekileceğiz ligden diye ben kendim de söyledim. Düşündüm. Her zaman söylemedim. Bir muhabbete girdim ve bazen Facebook'ta yıllar sürüyor. Ama düşündüm. Ama şimdi bu bambaşka bir olay. Yani bu kötü bir hakem yönetimiyle
filan alakası yok. Ve yani Furkan Bey'in dediği hangi hakem, yani Halil Umut Meler, biz daha önce de konuştuk değil mi? Hani biraz tavırlarıyla da olsa bu kötü hakemlerin arasında 3 aşağı 5 yukarı biraz daha iyi olanlardan. Ki yani standart çok düşük olduğu için onu nasıl anlarsan artık. Ama o adamı, yani ben de anlıyorum senin dediğini, hani daha yeni dayak yemiş herif ortamın nasıl gerildiğini anlayıp bu iş yine kontrolden çıkmadan bitelim diyebilirdi. Ama o maçı bu herife atayan insanların amacı ve bence bildiği herifin bunu yapamayacağı. Ya valla ben şöyle söylüyorum, hani şunu düşünüyorum. Halil Umut Meler bunu bir sürü insan da söyledi bugün yani. Ulan bu maç Avrupa'da olsaydı, Hırvatistan'la Polonya takımının maçını yönetiyor olsaydı da böyle sular geliyor olsaydı bu maç çoktan tatil etmişti. Halil Umut Meler bunu tatil etmeyi bilmiyor mu? Yani onu diyorum. Yani emir başka yerden, o biliyor tatil etmemesi için atandığını. Onun için kim yönetecekse yönetsin, bu maçın iyi yönetiliyor hali şudur Furkan Bey. 60. dakika bu maç tatildir. Yan hakemine cisim geldi, su geldi bilmem ne. Ya baba yanına gidemedi ya. Yani hatta onu çağırdı. Sen buraya gel, ben oraya gel. Biliyorsun burada şey var. Daha önceden etmeliydi. Bak eder miydi başka bir şey. İstanbul'da Kadıköy'de olsaydı da etmeliydi. Ya su yağan maçı, Galatasaray maçını ben ondan sonra şey bitirmişiz biz o maçı 90'da. Bitirdik o maçı, evet. 90 dakika bitmiş. Dolayısıyla bu, bak Trabzon, buradan bir sıyrılmamız lazım artık. Bu Trabzon bilmem ne işi değil. Kadıköy'de olsaydı biter miydi, bitmezdi. Kadıköy'de olsaydı maç iptal olurdu. Kadıköy'de olsaydı. Kadıköy'de olsaydı. Olmazdı. Kadıköy olsaydı, evet. Kadıköy olsaydı olurdu. Yani oldu nitekim daha önceden de. Biz çok daha azıyla neler yaşadık. Ama burada önemli olan şey şu. Herkes mağdur. Beşiktaşlar kesin mağdur. Onlar her şeye mağdurlar onlar. Haklılar da bazı şeylerde çünkü onların sesi çıkmıyor. Şimdi bu ülkede daha çok bağıran şey yapıyor. Bizim bağırma sesimiz çıkmıyor çünkü biz kendi kendimize bağırıp durduk senelerde. Şimdi ilk defa 3 Temmuz'dan beri büyük ihtimalle ilk defa, ki Can abileri de biliyorum birebir bu şeyin ne kadar takipçisi olduklarını, oradaki sürecin de adliyeler vesaire falan ne kadar şeyle bu işle uğraştıklarını ve gerçekten hani Fenerbahçeli'nin hakkını verdiklerini, ondan beridir Fenerbahçe taraftarı ilk defa bir şey anladı. Biz bir dakika ya, yani hayırdır siz, ulan hepiniz beraber, onun için biz dedik dün hepinizi üst üste koymadan olmuyor bu iş diye. Bu şey hani ne derler, müstehcen bir şey değildi yani, biz hakikaten o 17 takımla beraber, üstüne bir de federasyonla beraber falan öyle bir şey yapıyoruz bu gücümüz olmasına rağmen. Bak Beşiktaş'ın bu gücü yok. Beşiktaş'ın böyle bir ekonomik gücü de yok. Hani ya bakın biz çıkarsak, ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mesela aldı ya Beyin Sports. Şimdi burada başka şeyler de var. Furkan doğru söylüyor. Başka şeyler. Biz ligden çekildik mi? Çekilmeli mi? Bence çekilmeli. Can abinin söylediği şey de o. İlk defa olağanüstü kongre topluyoruz biz. Bu artık hani bir ufak, yani bunun blöfü olmaz, demin de söyledim ya, artık bunun blöfü olmaz. Kalacaksak da bu kalacağımızın şeyiyle ilgili çok ciddi yaptırımlar istiyor olmamız lazım. Ama ne, onu diyorum yani ne görebilecek ki millet 2 Nisan'dan önce desin ki bir şeyler değişiyor. Federasyon başkanı mı gidecek? Ne fark edecek o da doğruya doğru? Yani atayan adam, onu oraya o gücü veren adam, onu orada büyük ihtimalle zorla tutan adam, yani başka bir kukla koyacak oraya. Bir kukla gidecek, başka kukla gelecek. Aynen öyle. Bu arada şey tabii, yani ligden çekilmeyelim diyor Pedro. Daha iyi at koşturlar bizsiz. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe olmadan bu ligde kimse at koşturmaz. Buradaki bütün heyecan Fenerbahçe. Bu lig koşmaz zaten. Evet. Bu lig koşmaz. Herkes öbürünü birinci ligi seyreder. Ben sana öyle söyleyeyim. Evet. Ben bugün şunu söyledim hatta grupta. Ulan madem bize taktılar, biz birincilikten de çıkartmazlar. Biz Eyüp Spor'la oynadığımız maçta da bu olur dedim. Birincisi. İkincisi de Pedro'nun söylediği şeyde şöyle bir şey var. Olympiakos başka bir ülkede, valla lütfen. Hakikaten lütfen. Keşke Olympiakos dese ki Türkiye çok şey, biz bunu tarafsız
tırnak içinde söylüyorum, tarafsız bir sahada oynasak. Avrupalı bir güvenlik şeyinin içinde oynasak ki bugün Ali Koç hatta dedi ki ya UEFA başkanına söyledim, ulan bizim hiç kontrol etmedim, adamların üstü aranmadıysa, maytap yaktılarsa bana niye ceza veriyorsun? Belçika aramadı, ona da ceza vermen lazım dedi filan. Bunlar düzelecek mi? Valla düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Ama bunu söyledikçe düzelmedi kesin. Bunu söyledikçe hep Fenerbahçe'nin ezildiği kesin. Bizim üzerimizden reyting yapıyor herkes. Ya öyle söyleyeyim değil mi? Ya bak, evet. Benim şu anda bir sürü yere, sen de vermişsin, bir sürü yere bugün bile reyting verdim. Normalde seyretmiyorum. Doğru. Evet. Yani ben arkada dün akşam çok yayın seyrettim. Dediğim gibi Salak Beyaz TV bile seyretmişim Karambol'de. Dolayısıyla onları seyrettim. Yani insan bir de seyrettikçe sinirleniyor. Çünkü ben yani bu kafayı anlamıyorum. Yani hayvanlara bir şey demeyelim ama hayvan olduklarını bilerek biz de öyle davranalım diyen, evet, bir sürü insan olmasını, yani ben anlamıyorum, bu hayvanlık öyle çözülmüyor. Evet. Böyle şey olur mu abi? Yani ben o mantalite beni daha da çok delirtti dün gördüklerimden. Evet, kesinlikle. Yani insan ya sevinmesin. Bunu söyleyen Fenerbahçeli de var. İşin kötü tarafı o yani. Ya tabii ki sevinecek. Burada sevindi adamlar. Kaldı ki burada sevinmemiş olsalar bile biz sevinmeyi tercih ettik yani. Bu kadar şey değil mi? Bunu biz ama Avrupa maçlarında da yaptık. Kaç defa ceza aldık. Herif tribüne doğru koşuyor. Beni tahrik ediyor diyor. Abicim eteği 5 santim kısa olduğu için tahrik olup ona buna tecavüz eden insanların ülkesi burası ya. Yani. Şimdi bak bu Samet Bey dediğine bu arada. Herkes buna güveniyor ya. Furkan'ın söylediği. O kadar da borç harç. Bak Fenerbahçe'nin gücünü fark etmemişsiniz siz. Sevgili Furkan. Fenerbahçe ya bak, herif dedi ki Fener ol, kampanya yap dedi. Türkiye'de bak yani kaç milyon toplandı, sen ona hesap et ki ortada da doğru dürüst bir şey yoktu. Böyle bir şey olursa, Fenerbahçeliler pamuk eller cebe derse Avrupa'nın en zengin kulübü oluruz. Hiç bu borç harç bilmem ne falan Fenerbahçe gibi bir camia için problem değil. Trabzon için problemdir. Herkes gider, küçük şehir takımı. Galatasaray için, evet, problemdir, Beşiktaş için kesin problemdir. Ama bizim için problem değil. Ve Ali Koç bunu bildiği için de. Yani bak Ali Koç'tan bahsediyorsunuz yani. Öbür tarafta başkanlığa adaylığını koyan adam Saadettin Saran. Yani sadece ikisini alsan desen Ali Koç'un yani vallahi para da istemiyoruz filan. Anladın mı? Yani bu başka bir masal yazılır burada. Hatta onu bence biraz da tam sonuna doğru söyledi. Yani kalırım dedi. Ben onu hatta yani ekonomik kötü durumda bırakmam ne demek? Yani parası neyse. Ben kalırım dedi. Fenerbahçe TV'den kendi çapında eğlense onun parasını yapar. Özellikle niye yapıldığını millet bildiği için ekstradan destek olur. Yani bu oyuncu abi almak için filan hani değil. Pamuk eller cebe, Mesut Özil'i getireceğiz filan gibi bir olay da değil. Evet. Bu bambaşka bir olay. Dolayısıyla bambaşka biz bu herifler böyle yaptığı için buraya gidiyoruz ama mali desteğe ihtiyacımız olacak demek başka. Ya oyuncu almak için biraz forma alın demek başka. Yani kesinlikle destek, para hiçbir sorun olmayacak. Bir de bu biraz artık saygınlık sorunu, öyle söyleyeyim. Yani evet. Bu bir duruş sorunu. Ben şu anda birçok Beşiktaşlı arkadaşım, yani fanatik olmayan herkesin, öyle söyleyeyim. Dün Metin'in konuşmasını dinledin mi bilmiyorum. Bir tek Metin'i görmedim. Nihat'ı gördüm. KBC. Metin şöyle dedi. Dedi ki ben Beşiktaşlıyım. Tarafsız maçı seyrediyordum. Ama 60. dakikada ben Fenerbahçeli oldum dedi. Ben çünkü dedi ben sporu seviyorum. Ben Fenerbahçe Trabzon olduğu için oradaki emek veren 11 tane sarılı oyuncunun kazanmasını istedim dedi. Şimdi bu bence çok şey söylüyor. Evet. Her şey için. Ama Can abinin hatırlattığı şey önemli. Gerekirse sokakta oynarız, kaldırımda izleriz. Bu gerçekten de böyledir. Burası Fenerbahçe. Ve hakikaten de böyle bir camianın, böyle Fenerbahçeli olduğumuz için, dedemizden dolayı da böyle bir şeyimiz var ya. Evet. Bugün gurur duyuyorum. Gerçekten öyle. Yani hepiniz gelin kardeşim ya. O durumdayız çünkü. Gerçekten. Evet. Peki.
kendi aralarında oynasın. Evet, gerçekten öyle. Evet. Şimdi doğru, biz neyi düzelteceğiz? Evet, ya futbol kalkacak ya da vallahi kesinlikle öyle. Bunu da katılıyorum. O pasta o kadar küçülür ki kimse şey yapmaz, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da evet, bu şey Lineker'in meşhur lafı vardı ya. Pardon, sahura kalkmasın, yedi zaten yiyeceğim. Onu gördüm, onu sana bıraktım. Güzel, güzeldi Pedro'nun söyledi. Evet, gerçekten yedi zaten yiyeceğim. O güzeldi gerçekten. Ya şimdi bak, bu işin banter işi değil mi? İngilizce'deki banter işi. Yani karşılıklı, ki en son onu söyleyeceğim, sonra da kapatalım. Yani gecenin biri on geçiyor. İki şey daha söyleyeceğim. Sence de çekilmeli mi? Önce onu sorayım, ondan sonra başka bir şey söyleyeceğim. Çekilmek ne getirecek onu bilmiyorum ama çekilmemek bir şey değiştirmeyecekse evet, ne farkı var yani? Ne farkı var? Evet, bari hiç olmazsa bir şey yapalım diyorsun yani. Evet, yani çünkü o zaman işte bu heriflerin dediğine dönüyoruz. Hep çekileceğiz filan diyorsunuz filan. Ha, çekildik bakalım şimdi ne olacak? Yani o ligi kaç adam seyredecek? Kim ne para verecek o maçı, o ligi seyretmek için şimdi? O arada alınan kupanın ne anlamı olacak Fenerbahçe yoksa? Dolayısıyla evet, kendi aralarında oynasınlar. Biz de kendi şeyimizi yapalım. Zaten öyle değil mi aslında? Zaten öyle. Evet. Zaten öyle. Gerçekten öyle. Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Fenerbahçe'nin nasıl söyleyelim? Fenerbahçe'nin bütün bu hani kendi içinde geçirdiği gelir döndürdüğü mali tablo hakikaten çok çok zor bir yerden daha normalimsi bir yere geldi, ama Türkiye'deki bütün kulüpler problem içinde. Ali Koç ona bakıp hazır buradan küçülmeyle başka şeyleri de halledebilir miyiz diye de düşünmüyor. Düşünüyor mudur kendi içinde? Ya bunun çıkardığı başka şeyler çıkabilir. Ama bence en önemlisi yani bunun duygusal bir karar olmaması. Yani benim söylediğim şey çekilmeli. Bence çekilmesinin çok ciddi mantıklı nedenleri var. Şeyde onu diyorum işte, yani hem birikim var değil yani, hem de olay başka bir olay. Bu hani ya o sarı kartı niye kırmızı kartı olmadı diye çekilmek başka. Bu birikimden sonra, hele böyle bir olaydan sonra çekilmek başka. Şimdi bugün sen bana demin gönderdin, hatta onunla ilgili de biraz konuşalım, öyle kapatalım. El alem neler yapıyor, onu konuşalım. Ayrı dünyaların insanıyız abi. Şimdi burada şöyle bir şey var ya, Fenerbahçeliler çok şey filan yaparlar, eğlenirlerdi. Dün senin meşhur kalecin İrfan Can'la Mert kenarda dalga geçiyorlar. Sen onu gördün mü? Hayır. Balık tutuyor şey. Oscar Wilde'yi gördüm balık yaptığında, onu da biri söylemek zorunda kalmıştır, yoksa nereden bilecek herif? Evet, hayır, yok, İrfan Can olta atıyor, hani danslarda falan olur ya, 80-70'li danslarda vardı, hani her şey giriyor, çekersin bilmem ne falan. Ondan sonra öyle bir şey yapıyor, hani olta bilmem ne, balık bilmem ne falan falan. Şimdi sen bugün gönderdin, oradan esinlenerek söylüyorum. El alem, yani İngiltere'de tribünde, hani bırak böyle sahaya inmek bilmem ne falan. Hani şey yok. Bugün Metin Tekin'in yayınındaki çocuklardan bir tanesi dedi ki, tanımıyorum ben, ilk defa görüyorum. Dedi ki valla Premier Lig'de dedi, ben maça gittim dedi. Girdim dedi şeyden, gişeden. Elimi kaldırdım dedim, hani arayacaklar diye. Dedi ki kim... High five yapmış. Dedi ki kimse aramadı. Ya bara gittim, kimse demedi ya şişeyi içeriye alamazsın filan. Vallahi al, hadi yap. Hani onu diyorum yani, benim sana gönderdiğim herif şey bile değil. Herif bir şey atmıyor bile, hareket yapıyor herif. Onu söyleyeceğim. Yani hani dedi ki ya hadi yap, hadi gir bakalım sahaya. Hadi bir şey at bakalım sahaya filan. Bak onu da bıraktım, senin bana gönderdiğin şey önemli gerçekten de. Tribünlerde o camianın acısına veya o camianın şey yaptığı bir şeyin, ne bileyim, bir çocuk olur, ölmüş bir oyuncuları olur veya işte Liverpool'daki olduğu gibi meşhur 96 Hillsborough faciasıyla ilgili bilmem ne olur. Onunla dalga geçecek veya ona gönderme yapacak mimik, forma bilmem neler de yasak. O kadar yasak yani, değil mi? Yani sen onu istiyorsan biraz toparla, seni nasıl etkiledi o haber? Yani oradan başlıyor bunun
engeli, önlemi. İngiltere'de uzun süredir bir olan olay aslında. Yani ne derler? Hani yani felaketlerle dalga geçme olayı. Evet. Liverpool'a çok yapılıyor. Hillsborough dışında. Manchester United'a da yapılıyor. Münih filan olayı Münih, dolayısıyla. Uçak kazak, tabii. Yani birkaç aşk bak takımı yapılıyor. Yani bu hani en son kızdıramazsan başvuracağın şeyler. Yani yeniliyorsan madem öyle biz sizi kızdıralım diyerek şey yapma. Ona karşı savaşıyorlar ki hala yani hala olan bir savaş. Hala yapılıyor. Devam ediyor. Derdi bu tür tezahürat, küfür falan bile değil. Bu tür o tür şeyleri söyleyen şarkılara karşı olma olayı ve ben hatta geçen sene miydi ben sana gönderdim sahaya giren sahada forma giyen kulüp finalinde miydi neydi not enough falan diyordu 97 yani 97 şey yazıyordu. 96 tane değil mi Liverpool taraftarı. Evet 97 oldu şimdi maalesef o. 97 oldu doğru. Ha, 97 ithafen bugün sana gönderdiğimde hani kendini hani duvara çünkü yani Hillsborough olayını bilmiyorsunuz kapılar kapanmadığı için millet birbirine yığılıyor izdiham oluyor falan. Sheffield'daki onu yani taklit eden adam şimdi resimleri var. Nerede oturduğu belli. Kim olduğu belli. O adam bizim ülkemizdeki gibi 3 ay 6 ay falan da değil. Hayat boyu bir daha Manchester United maçına gitmeyecek. Gitmesin de zaten. Gitmesin. Ama bak şöyle bir şey olmuyor. Bak Manchester United'lılar şunu söylemiyor. Manchester United yönetiminden birisi demiyor ki ya bizim taraftarımız tabii bize destek veriyor. Onlar başımızın tacı bilmem ne. Ya da şey demiyor. Liverpool'da Münih için söyledi geçen sene filan. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de merak ediyorum. Bir şamar lazım bu ülkeyi yönetenlere de bu ülkedeki herhangi bir şeyi yönetmeye çalışıyor. Buna da kesinlikle. Peki şimdi bunu mu yapacaklar? Sana onu sorayım. Bir paket mi yapacaklar 2 Nisan'dan önce? Ya herhalde biz düşündük. Size bu öbür şampiyonları da aslında biz bu hafta verecektik bu milli maç arasında. Onları da verecekler diyorsun. Bilmem ne hani bir paket yapsak size güzelce ne? Hanım da börek yapmış size falan deyip öyle bir şey mi yapacaklar Fenerbahçe'yi kandırmak için? Ne yapabilirler ki? O fikirler değilsin. Can abinin söylediği blöf yapıyorlar hikayesi var ya bence hala herkes orada. Ne zaman bence 2 Nisan'a kadar hiçbir şey yapmayacaklar. Hatta ceza gelecek. Bu hükümetin de FETÖ ise bu. FETÖ'nün şeyi ise ki Ali Koç çok ciddi altını basa basa söylüyor. Bu da bir FETÖ şeyi buraya kadar geldi bu iş diyor. Yani devlet uyansın diyor. Bence bir şey yapmayacaklar. Bence bir şey yapmayacaklar ve Can abinin söylediği gibi bu gayet mantıklı bir karar ve gayet de biz bu ligden çekilmeyle ilgili bir karar alacağız. Ondan sonra bir şey yapacaklar. Seçim de bitmiş olacak. Ben ne yapacaklarını merak ediyorum Can abi gibi. Verelim bakalım. Gerçekten. Yani milli maç arası enteresan oldu. Boktan maçların olduğu bu milli takım arasını. Allah Türkiye'den razı olsun. Enteresan bir milli maç arası oldu. Yoksa sıkılacaktık. Ne oluyor filan evet, diye. Evet Pedro biz de seni seviyoruz. Kesinlikle. Peki. Saat 1 çeyrek geçiyor. Teşekkür ederiz bu muhabbete bizimle birlikte katıldığınız için. Ben kendimi program başladığından daha iyi hissediyorum. Zaten bizim 4. senemi bitiyor bu 4. O yüzden başladık zaten. O yüzden başlamıştık. Hakikaten de yani bu hani hakikaten sistemimden 24 saattir çıkmayan Tuna da bugün okula gitmedi, yattı filan. Onu da hasta ettik çocuğuna, öyle söyleyeyim. hakikaten ben dün hatta işte Tuna'yı uğurladıktan sonra vesaire yayından sonra da dedim ki yani gerçekten ben ne hale geldim? Tuna ne hale gelmiştir? 15 yaşında bu şeyi görüp buradan nereye gidiyoruz yani değil mi? Yani hangi kalıplarla yetişiyoruz, büyüyoruz vesaire. Ama eğer bir şey kalacaksa hakikaten de bunu bu çizgiyi çekip biz bu kirli oyunun içinde yoktur diyen bir camianın parçası olurum. Ben 3. ligdeki maçı da izlerim. Hiç problem değil. Biz yine konuşuruz. 3. lig. Var abi yani insana şu Sahip Bey kusura bakmayın büyük ihtimalle arada karambolde gitmiş olabilir çünkü bir sürü çok yorum geliyor. Bir sürü yerden geliyor. Görmedik. Bunu kastediyorsanız ben aslında onu diyecektim. Allah'tan deplasman taraftarı yoktu. Orada iç savaş çıkacaktı senin hani dediğin olay.
Benim yani ben başka bir şey söyleyeceğim. Onunla ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Bence değil. Çünkü orada Fenerli taraftar olsaydı orada eşek gibi polis olacaktı. Ha, o da doğru. Dolayısıyla da doğru. Bu olmayabilirdi. Bak yani onu çok çok bilmiyorum Samet. Çok emin değilim. Eğer Fenerbahçeli taraftar olsaydı orada en az 10 bin tane de polis olurdu. 10 bin tane polis olursa da bunlar olmazdı. Onu da söylemek. Peki lazım. Oradaki 10 bin polisi sadece deplasman taraftarını korumaya göndereceğine sağdaki adamlara göndermeye birkaç binini de oraya gönderseler fena olmaz mı? Ve ben bu hani UEFA polis görmek istemiyor. Hı. Peki o zaman ne olacak abi, bu Dünya Kupası mı, Euro yapıyoruz değil mi sözde İtalya ile beraber? Ne olacak? Polis olmayacak, iki tane kırmızı gömlekli adamın şeyine mi kalacağız? Ki yani ellerinden geleni yaptı herifler. Herifler kendilerini siper ettiler o karambolde. Bugün FIFA başkanının açıklaması var. Birebir Türkiye ile ilgili FIFA başkanının açıklaması var Infantino. Kel kafa koydum Rafa. Kel kafa koydum Rafa. Yemesi tatlı, maymun suratlı değil mi? Evet. Limon. yani bunu bir düzeltin gibi bir açıklama yani. Dolayısıyla da yani sıçmışsınız, bari burayı bir toparlayın, bir temizleyin falan gibi bir şey. Herif demiyor ama abi, bu kaçıncı sıçışınız bu sene diye. Yani Fenerbahçe'nin evet yani sahanın içinde hakem dövdük bu sene değil mi? Süper Lig'de, en üst ligde bir takım durup dururken bir penaltıdan dolayı sahadan çekildi. Yani 3-4 ay içinde yani. 3-4 ay içinde. Yani o yüzden bilmiyorum, bir şeyler oluyor. Seçim şeyindeyiz. Onun için herkes bir gergin. Var ya, burada da herkes bir gergin diyor. Tamam, Metin Akpınar zekası Metin Akpınar şeyinden çıkarak ya, evet tam öyle bir durumdayız. Furkan demiş ki evet, biz bir değil herhalde, biz yani herhalde değil mi? UEFA Genel Sekreteri, Fenerbahçe oyuncularının görüntüleri elimize ulaştı. Türk Federasyonu ceza vermezse biz devreye gireceğiz. Metrosport bunu neresinden uydurduğunu... Metrosport bunu uydurmuş çünkü bu İngiltere'de oldu. Evet. Ve yorum şöyleydi. Futbolcunun sahada olmaya hakkı var. Öbür herifin orada olmaya hakkı yok. Evet. Evine ben, giren hırsızı evet. dövdün diye sen hapse gideceksen bu halimize. Theodoridis diye birisi var mı? Ondan bile emin değilim Furkan. Ağzı meyde atıyor. Ya efendim Theodor Yunanmış. Soyunda Theodoris yapalım. Ben hayır, olmayacağım kapatmadan. Yani benim en çok şey yapan. Bak kaç senedir kardeşiz diyecektim. Benim yaşım kadar çok yıldır kardeşiz. Evet, en geçinemediğimiz zamanlarda bile bizi bir araya getiren futboldu, Fenerbahçe'ydi filan. Bu Velesken de daha sonra büyümüşken de filan. Bu heriflerin bunu yap, yani futbolu yok etmek, kulübü yok etmek benim en çok, yani ben onu anlamıyorum. En çok gücüme giden o. Hayatımızdan bunu resmen alıyorlar gibi geliyor bana. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu arada Theodoridis doğru bir adammış. 1965 doğumlu. Atina. Ahmet Ahmetoğlu falan gibi bir şey yani. Evet. oluyor. Yalnız evet, yani yalnız Fenerbahçe evet, parçalı sports 60 ama bunun bir İngilizce karşılığı var mıdır derseniz, bunun bir İngilizce karşılığını görmüyorum. Dolayısıyla ben UEFA'dan, özellikle de UEFA'dan, bak FIFA başkanı devreye girdi. Herhangi UEFA'dan şey, öyle bir adam vardı, onu söylemiş mi anlamında. İngilizce tarafına bakıyorum, öyle bir açıklama yok. UEFA'nın bu durumda daha federasyon kararını vermeden böyle aptalca bir yorum yapacağını da zannetmiyorum. Bu Trabzonların, hatta büyük ihtimalle Galatasarayların şeyi. Ben demin bunu birisine anlatıyordum, bu Batu Şahin'in tekmesini. Yani şey değil mi, ya kapatamıyoruz da şey ama değil mi, yani sokakta görsen veya filmde görsen dersen ki vay baba nasıl döndü vurdu falan. Ama abartıyorlar bu sahneleri. Şimdi ben gençliğinde tekmando yaptım. Sonradan dedim ki şimdi bu herif kocaman bir adam değil mi? Bak şu ay az buz bir adam değil yani. Ağır bir herif. Evet. Ondan sonra onu şey yapınca sonra dedim ki ulan bu herif gol attıktan sonra havada dönüyor. Takla atmıyor. Havada dönüp yere iniyor. Ya böyle atletik adamlara, ya bu beyinsizliğin biraz da bu yani. Yumruğunu tutarak. Ama abi istediğin kadar şey ol. Tabii o ilk maskeli yumruklu salak, ama tabii herifin bıçağı falan da var, o başka. Onu ben evet. de anlamadım hakikaten. Hadi gel bakalım.
Abi Osayi yani ben hani diyelim ki sahaya girdin, git Ferdi'nin oraya filan en azından Osayi'nin yakınından bile geçmem. Abi oradakileri ben size söylüyorum, yedeklere bile gitsen oradaki herkes haftaya, adamların mesleği bu kardeşim, herif spor yapıyor, ağırlık çalışıyor. Yani hakikaten çok beyinsizce bir şey her anlamda. Futbolcuları döveriz bilmem falan ya, gerçekten ama işte bu bizim futbolcuya tokat attığı zaman Yılmaz Vural'a gülmemiz bilmem ne filan gibi şeyler bunlar. Anladın mı? Yani bu böyle bugünden yarına ya dünden bugüne olan bir şey dedi. Can abinin söylediği şöyle. Can abi en güzelini söyledi. Tuna'yı da öpüyorum dedi. Biz de seni öpüyoruz. Can abi, Zuhal, herkese selamlar. Herkese sevgiler, selamlar. Zazo, var mı bir eklemek istediğin bir şey? Yok valla, dediğin gibi iki hafta boyunca bakalım ne olacak. Ben olacak birçok şey olacak, biraz ortaya bir paket sunmaya çalışacaklar gibi geliyor bana. Çünkü bu sahne arkasından, bence onlar da biliyorlar. Sahne arkasından herhalde. Evet. Düşünüyorum şu anda arkada ciddi bir trafik. Ama bir dakika, yaptıkları arka planda olmaz çünkü taraftarın göreceği bir şey olması lazım. Ha yok, şu anda pazarlıklar anlamında arka planda ciddi dönüyor olmalı. Evet. Arınma gecesini biliyorum. Ne arınma gecesi? The Purge mı? Bir gün. The Purge olabilir, evet. Purge. Karadeniz versiyonu da hiç çekilmemiş yani, gerçekten olmamış yani, hiç çekilmiyor yani. Karadeniz'in boşuna fıkra yapmıyorlar bu adamlar hakkında. Kesinlikle öyle. Ya var ya Cem Yılmaz'ın ben nereden bileyim diyor bu fıkralardaki adamların gerçek olduğunu. Peki. Herkese tekrar teşekkürler. Hadi gidelim artık. Bu sürpriz yayını da böylece yapacağız. Zazu teşekkür ederim. Bu ben teşekkür ederim. Yayını yaptığımız için dinleyenlere, katılanlara, yorum yapanlara herkese çok teşekkürler. Cuma günü hala programladığımız gibi milli maçın hemen sonrasında. Ama tabii bir şeyler olursa biz buradayız zaten. Biz bekleriz. Evet, kimyamız bozulduğu her an burada olabiliriz. Ama en kötü cuma akşamı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.